Herkese merhaba, Anormal uterin kanama, yani anormal vajinal kanamalar, kadınların günlük hayatlarını çok ciddi şekilde etkiliyor. Ve önemli oranda rahim alınma sebeplerinden bir tanesi de bu kanamalar. Birçok kadın rahmini bu anormal kanamalar sebebiyle kaybedebiliyor. Günümüzde rahmi almadan kanamadan da hastayı kurtaracak tedavi yöntemleri var. Bunlardan bir tanesi de şu an ülkemizde, biz kullanıyoruz endometriyal ablasyon. Ablasyon ne demek? Oradaki normalde yapmaması gereken fonksiyonu gerçekleştiren anormal dokuyu e, ısı, elektrik enerjisi yardımıyla tahrip etme, nekroz yapma ve kanamayı azaltma anlamına geliyor endometriyal ablasyon. Endometrial demek endometrium dokusu demek. Hemen size şurada bir grafikte göstereceğim. Bu rahim Rahmin iç tabakası ki en çok kanayan kısım burası, normalde burası e, her ay gebek almak için hazırlanır, kalınlaşır. Bebek buraya yerleşirse gebelik olur. Ama bebek buraya yerleşmezse bu tabaka dökülür ve karşımıza adet kanaması çıkar. Bunun abartılı olduğu durumlarda yani miktarı fazla, süresi fazla böyle bir durumda da tedaviye ihtiyaç olur. En başta bizim tercih ettiğimiz yöntemler e, ilaç tedavileridir, ilaççı spiral uygulamalarıdır. Bunlara alternatif, eğer bunlarla tedavi olamıyorsa veya hasta bunları kullanamıyorsa, bir karaciğer hastalığı var, damar içi pıhtılaşma var veya başka bir problem var, kullanamıyorsa endometriyel ablasyon dediğimiz tedavi yönteminden faydalanabiliriz. Burada ne yapılıyor? Bir uygulama aparatı var. Bu uygulama aparatının ucu rahmin iç tarafına yerleştiriliyor ve endometrium dokusunun bu her tarafına bu ucundaki metal aracılığıyla nekroz yapılıyor. Bu nekroz sonucunda da bu kanayan durmayan aşırı hastada kan kaybına sebep olan dokular tahrip ediliyor ve bu sayede hastanın rahmi korunarak ameliyat yapmadan küçük bir müdahale ile ki bu müdahale 15-20 dakikayı geçmiyor. bu problemden kurtulabiliyoruz. %100 etkili mi? %100 etkili değil ama neredeyse %80-85 gibi 90'lara varan etkinlik oranı var. Oldukça iyi bir rakam. Yani Birçok kadın eğer rahminin korunmasını istiyorsa bu yöntemden fayda görebiliyor. Bu rahim almaya, ameliyata eş değer diyelim bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki cerrahi olarak rahmi aldığınızda tamamen kanamadan kurtulmuş oluyorsunuz ama hasta rahmini de kaybetmiş oluyor. Burada hem rahmi koruyup hem de kanama probleminden hastayı kurtarmış olabiliyoruz. Tabii önemli bir bilgi ise bu işlemin sadece çocuk sahibi olmuş, artık çocuk istemeyen hasta grubunda yapılma zorunluluğu. Çünkü burayı tahrip ettiğinizde artık orada tekrar bir gebeliğin meydana gelmesi mümkün değil. Yani hastanın çocuğu var, tekrar bir gebelik düşünmüyor. Böyle bir durumda rahatlıkla endometriyal ablasyon işlemi günü birlik uygulama şeklinde yapılıp aynı gün tedavi yapılıp aynı günde hasta evine gönderilebilir.